Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben İlayda, kanalımda YKS serüvenimi paylaştıktan sonra şimdi de inşallah üniversite sürecini paylaşmak istiyorum. Bu süreçte de biraz böyle hem mezuna kaldığım için mezunluk sürecinden de bahsediyorum. Eğer siz de bu serüvene şahitlik etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bugünkü konumuz mezun senesinde keşke yapsaydım dediklerim ve iyi ki yaptığım şeyler. Şimdi buraya şu şekilde notumu aldım. Neleri iyi ki yapmışım, neleri keşke yapsaydım diye. Bizden çok uzatmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. İkisinden de 6'şer madde olarak yazdım. O zaman hepinize keyifli seyirler diliyorum. Geçelim. İlk olarak ilklerimden mi başlasam, keşkelerimden mi bilemedim ama keşkelerimden başlayayım. İlk keşke dediğim şey, en çok keşke dediğim şeylerden biri bu. Keşke kendimi psikolojik olarak daha iyi yönetebilseydim. Bunu deme sebebim şu. Ben Ağustos gibi tekrar çalışmaya başladım mezun senemde ama Eylül'ün sonuna doğru ancak mezunluğa adapte olabildiğimi hissettim ve bu kırılmaları sene içerisinde birçok kez yaşadım. Psikolojik olarak kendimi yönetemediğim için bu beni çok kötü etkiledi. Ders çalışma saatlerimi olabildiğince aza indirdi. Bazen tamamen bıraktım. Yani çoğu mezun öğrencisinin hiç çalışmadığı gün genel olarak olmaz. Yani bir şekilde çalışır düzenli olarak. Bende o yoktu mesela. Bunu psikolojik olarak hiç yönetemedim. İkincisi yine çok pişman olduğum şeylerden biri. Keşke AYT fen konusunda daha ısrarcı olup kendime daha çok güvenebilseydim. Bu konuda şöyle, ben AYT fende geçen senede 12. sınıfta da mezun senemde de çok kötüydüm. Yani fiziği hallediyordum, biyolojide patlak veriyordu. Biyoloji hallediyordum, fizikte sorun çıkıyordu. Kimya genelde hep zaten bir düzeydeydi ama diğer ikisi böyle gelgitliydi. Bu yüzden de ben fen netlerimin asla 30'un üstüne çıkacağını düşünmüyordum. Ve diyordum ki matematikte ben fulliyim ki fende de 30'a yakın yaparsam bir şekilde yine istediğim netler olabilsin. İstediğim neti o şekilde belki elde edebilirim kafasındaydım. Bu sefer de şöyle oluyordu. Ben Eylül'ün başında mesela bir AYT denemesine girdim. Ya da Eylül'ün ortalarında mıydı? Özdebir'in ilk denemesi neyse. 50 net yaptıysam ben Şubat Mart'ta da 50 net yapıyordum. 50-60 net arası. Çünkü matematik mesela çok zor oluyor. Matematik netim 30'lara düşüyor. Fen zaten 20'lerde hop sana geldi. 50-60 net arası. Bu şekilde hiç 60'ın üstüne sabitleyememiştim netlerimi. Sonra sınava son 2 ay kala ben fen konusunda bir tık kendime güvenmeye başladım. Dedim ki yapacağım yani bir şekilde artık. Yoksa böyle gitmiyor. Sonrasında biraz bastıktan sonra bir baktım. Ben netlerimi 65-70 o bantlara çıkarabildim. Fende de 30 net üstünü görebiliyorum. Ya dedim ki demek ki olabiliyormuş. Keşke bunu daha önceden yapsaydım. Bir tık daha sınavda o netleri yapabilirdim diye düşünüyorum. Sınavda da 9 yanlışım mı vardı toplam? 5, 6, 9 aynen. Sınavda da 9 yanlışım vardı. Eğer bunu son 1-2 ay olarak değil de son 4-5 ay öncesinde başarmış olsaydım sınavda bu kadar fazla yanlışım çıkmazdı fen kısmında diye düşünüyorum. Yani bu şekilde ikinci pişmanlığım da buydu. Büyük pişmanlıklarımdan biri. Üçüncüsü keşke düzenli paragraf çözmeyi aksatmasaydım. Gökhan Hoca başından beri bunu çok ısrarcı bir şekilde devam ettirmeye çalıştı. Hatta biz hızlı okuma dersi de aldık. Öyle söyleyeyim, sınava son 3 ay kala biz 3 tane paragraf kitabı bitirecektik. Ben sadece bir tanesini bitirebildim. Şöyle yapıyordum yani bir gün 20 çözmem gerekiyorsa 10 çözüyordum. Ya da mesela 20 çözdüysem ertesi gün hiç çözmüyordum vesaire. Bu şekilde çok düzensizler elediğim için Türkçe netlerimi hiçbir zaman arttıramadım. Her zaman aynı seviyede kaldı. O yüzden en büyük pişmanlıklarımdan biri de bu. Bu konuda da size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben mezun senemde çözmedim ama kesinlikle şu an mezuna kalmış olsaydım paragrafın ritmini çözerdim, paragrafın ritmini. Çünkü şu anda Hamza Hoca, yani paragrafı sevdiren hoca YouTube'da bunu bir kamp şeklinde yapıyor. Ve 24 günde bu kitabı bitirebiliyorsunuz. Ve gerçekten zaten ÖSYM'ye en yakın bulduğum kitap diyebilirim. İçimde şimdi göstereceğim. Çok fazla ÖSYM'nin mantığını kazandırıyor size. 2023 TYT geldi karşıma. Bu şekilde mantığını öğrendikten sonra bu tarz soruları çözüyorsunuz. Ardından da bu şekilde karma testleriniz oluyor. Gerçekten sizi çok geliştireceğine inandığım bir kitap. Arkasında da bu şekilde denemeler var ve gerçekten kaliteli sorular barındırıyor. Şuraya da kampı böyle ufacık bir koyacağım, bakabilirsiniz. 24 günde çok iyi bir kitabı bitirebilirsiniz. Keşke bu tarz bir şey yapsaydım yani. Bu da büyük pişmanlıklarımdan biri. 24 günde sınava son bir ay kala bile halledebilirdim yani bir şekilde. Neyse artık hayırlısı böyleymiş demek zorundayım. Şimdi gelelim dördüncü pişmanlığıma. Keşke son aylarda çalışmalarımı düşürmeseydim. Yani bu aslında çoğu insanda olan bir şey ve ben bunu şu şekilde kodladım. Dedim ki hani geçen seneki gibi yapmayacağım ve son aylarda çalışmamı düşürmeyeceğim diye kendimi kodlamıştım aslında. Çünkü bunu zaten 12. sınıfta yaşamıştım yani deneyimliydim bu konuda. Ama yine başaramadım. Bunu Gökhan Hoca'ya da söylemiştim. Ben arkadaş ortamından hiç uzak kalabilen bir insan değilim. Özellikle bu yaz ayları olduğu zaman iyice bende kopuyor. Öyle de oldu. Çalışmalarım yarının da yarısına düştü. Ve bayağı saldım yani. Özellikle dershane ortamında arkadaşlarımla bayağı saldım. Pişmanlıklarımdan biri de buydu. Beşinci olarak da keşke daha çok deneme çözseydim dedim. Çünkü benim hedefim TYT'de 100 deneme çözmekti. AYT'de de 70'e yakın çözebilmekti. TYT'de 60-70 arasında bir şeyde kaldım. AYT'de de 40 falan yani maksimum.
O yüzden pek istediğimi yapabildiğim söylenemez. Keşke daha çok deneme çözseydim. Özellikle AYTF'nin branşları adına. Yani öyle mi ilerletir ya sizi bir deneme? Gerçekten AYTF'de deneme çözmek, deneme çözüp analiz yaptığınız zaman 10 numara ilerliyorsunuz. Yani bu gerçekten böyle apaçık, çok basit bir taktik ve gerçekten de nokta atışı bir taktik. AYTF'de fizikte mi sorun çekiyorsunuz? Alın bir tane AYT fizik denemesi. 30'lu mesela. 30'unu da bitirin. Ama gerçekten doğru yaptığınız soruyu bile böyle iyice kavrayarak, analiz ederek gidin. Tamam, yükseliyor. Ben geçen sene fizikte 6 doğru 7 yanlış yapmıştım. Bu sene 13 doğru bir yanlışım vardı. Ve sınava son bir ay kala 13 doğru bir yanlışı asla görememiştim. Hatta bulamam büyük ihtimalle ama Gökhan Hoca'nın grubunda yazdığım bir cümle vardı. Az önce bir deneme çözdüm. 4 doğru 10 yanlışım var diye. Gerçekten böyle sıkıntılı bir süreçten geçtim ama isterseniz deneme önerilerini falan da paylaşabilirim. Bu konuda ayrı ayrı da konuşabiliriz. Mesela fiziğe özel bir video, matematiğe özel bir video vesaire. Biyolojiye çekemem ama. Bu şekilde şimdi gelelim son pişmanlığıma. Keşke daha düzenli bir uyku düzenim olsaydı. Sabahları erken uyansaydım. Bunu 12. sınıfta daha çok yapabilmiştim. Biraz garip oldu benim için. Yani 12. sınıfta daha erken uyanabilen bir insandım. O da şöyle oldu. Ben mezun senemde çok fazla uykuya düşkün olmaya başladım. Yani 12-1 gibi uyuyordum mesela. 9-10 gibi kalkabiliyordum. Ya da en erken 8 gibi kalkıp kütüphaneye gidebiliyordum. Kütüphaneye gittiğim günler 8 gibi uyanıyordum. Ama gerçekten böyle sabah 5-6 gibi güne başladığınız zaman böyle o günü daha çok verimli hissediyorsunuz. Kışın bu çok zor oluyor, biliyorum. Ama yani keşke bunu yapabilseydim çünkü çok verim alıyordum ben bundan. Özellikle sabah biyoloji ve Türkçe çalışmak beni çok iyi ilerletiyordu. Keşke bunu yapabilseydim. Şimdi artık gelelim bir tık iyi şeyleri konuşmaya. Mezun senemdeki iyi ikilerim. İlk olarak iyi ki sosyal medyaya ara verdim. Çünkü bunu önceki videoda da konuştuk. Benim için böyle sınırları çok zorlayan ve çok vaktimi alan vazgeçilmez değişik bir şeydi sosyal medya. Instagram'ı silme kararını Kasım gibi aldık biz Gökhan Hoca'yla ve ilk başlarda gerçekten zorlandım. Bir şey yapıyorum, story atmaya çalışıyorum ama Instagram'ım yok falan. Gerçekten bu beni çok zorlamıştı ama iyi ki yapmışım çünkü ona da vakit ayırsaydım. İkinci ve üçüncüyü biraz bağlayacağım. İyi ki TYT'yi bitirebileceğim en kısa sürede bitirmişim ve AYT'ye olabildiğince erken başlamışım. Çünkü daha erken başlamasaydım ve konular kalkmamış olsaydı mesela yetiştiremezdim. Çünkü zaten AYT'yi mesela Şubat'ın başına kadar bitirmiştik en abartsam yani. Şubat başı bile hatırlamıyorum ama ikinci turdaydık o zaman, öyle hatırlıyorum. Ve özellikle apoteminin 12. sınıf son dönem konularını çözüyorduk hem fende hem matematikte. Eğer konular kalkmamış olsaydı, sizi de öyle varsayarak yorum yapıyorum, gerçekten yetişmezdi. O yüzden olabildiğince TYT'yi erken bir şekilde bitirip denemeler basarak AYT'de konu çalıştıktan sonra, tüm konuları ayrıntılı bir şekilde öğrendikten sonra yine aynı şekilde soru bankası çözerek, deneme çözerek ilerletmek en mantıklısı. Her şeyi en kısa sürede bitirirseniz denemelere, soru bankalarına, çok nokta atışı şeylere çok vaktiniz kalıyor. Analizlemeye vaktiniz kalıyor. Bu yüzden de daha iyi netler elde edebiliyorsunuz zamanla. Dördüncü olarak ilk Ramazan'da sabahçı düzene döndüm. Ben normalde gece çalışan insanlardandım ve hiçbir zaman bunun faydasını göremedim ama oruç açısından dayanamayacağımı düşünerek sabah çalışamıyordum. Onda da şöyle yapıyordum, şöyle açıklayayım bu durumu. Gece çalışıyordum, sahurdan sonra uyuyordum. Öğlen 2-3 gibi uyandıktan sonra iftara kadar ders çalışıyordum. İftardan sonra başlıyordum tekrar sabaha kadar. Ama şöyle oluyor, bu süreçte TYT denemesini çözemiyordum. Çözsem verim alamıyordum. Çünkü TYT denemesi dediğiniz şey saat 10'da çözüldüğü zaman verim alınabilen bir şey bence. Tabii ki bu son aylarda daha çok arttığı için daha çok çözebilirim normal saatlerde ama o süreçte sabah 10'da çözmek en ideali bence. Ve gerçekten psikolojik olarak kendinizi hazırlamanız için saat 10'da çözebilmek çok daha iyi. Ben Türkçe açısından yapamıyordum ya, saat 10'da çözmem gerekiyordu yani, artık psikolojik olarak kodlanmışım belki de. Gece zaten çözemiyorum. Oruçken yine çözemiyorum. Bu yüzden tüm düzenim alt üst oluyordu. Sonra Gökhan Hoca dedi ki, biraz orada yani yumuşak bir şekilde söylemedi bana tabii ki ama dedi ki böyle olmaz, sabah çalışacaksın. Sonra ben ikiletmeden direkt döndüm o düzene ve benim için çok daha iyi oldu. Oruçtan çok zorlanırım diye düşünüyordum. Asla da öyle bir şey olmadı. Gayet verimli bir şekilde kütüphaneme gittim, geldim. Tabii ki şöyle oluyordu. Mesela saat 5-6 gibi artık böyle çalışamaz hale geliyordum. O yüzden eve dönüyordum kütüphaneden. Ya da mesela orada açıyor oluyorduk orucumuzu Beyza ile falan. O yüzden şöyle yapıyordum. Hani 5-6 gibi çalışmaya bırakıyorduk, oturuyorduk vesaire, iftara kadar bekliyorduk. Ondan sonra tekrar devam ediyorduk ya da eve geliyordum falan, o şekilde devam ediyordu. Yani bir sıkıntı yaşatmadı bana. Keşke daha önce yapsaymışım ya da 12. sınıfta da yapabilseymişim. 5. olarak iyi ki tüm Türkiye genel denemelere elimden geldiğince girmeye çalıştım.
Bunun için Özde 1 ve 3D zaten başlı başına bence en iyi iki örneklerden biri ama 3D'yi daha çok seviyorum. Bunun dışında Toprak, Paraf gibi yayınların da Türkiye genel denemeleri var. Ama dediğim gibi ben elimden geldiğince hepsine girmeye çalıştım. Bu da şu şekilde iyi oldu. Kendi bir yüzdeliğinizi ve sıralamanızı gördüğünüz zaman kaç kişi giriyor, hangi kesim giriyor falan hesabı yaptığınızda belli bir sıralama hedefiniz oluyor o sınavlarda da. Ve istediğimi yapabildim mi yoksa geride mi kaldım tarzında düşünüp ve kendinizi bir noktaya koyabiliyorsunuz. Daha iyi bir yerinizi belirleyebiliyorsunuz aslında. Ve gerçekten kaliteli sorular oluyor. O ortamı görmüş oluyorsunuz. O yüzden bence Türkiye genel denemelerin çoğuna katılın. Kaliteli olsun, kalitesiz olsun. Tabii böyle çok dandik olana da gitmeyin de. Ama o ortamı görebileceğiniz çoğu denemelere katılmanızı tavsiye ederim. Ve son olarak son ilkimde iyi ki kütüphaneye gittim ve sıkıldıkça mekan değiştirdim. Ben de şöyle oldu. Konya'da şu an 3 tane aktif olarak dershaneler için kullandığım kütüphane vardı. Ve bu üçüne de aralıklı olarak böyle değiştirerek dönüşümlü olarak gittim. Bazen evde de çalıştım ama evde çalışamıyordum çünkü küçük bir kardeşim vardı. Kahvaltı molamız çok uzuyordu vesaire. O yüzden kütüphane benim için en mantıklı olandı. Bir süre dershaneden de uzak kaldım o arkadaş ortamından uzak kalabilmek için aslında. Ama o da çok uzun sürmedi tabii. Kütüphane olarak da şöyle söyleyeceğim. Aslında çok aşırı mekan değiştirmek bazen iyi olmuyor. Çünkü oraya bir alışma süreci oluyor sonuçta insanın. O yüzden bir yere sabit kalabiliyorsanız aslında o daha iyi. Ama ben sabit kalabilen bir insan değilim ve çok sıkılıyordum her gün aynı yerde olmaktan. O yüzden kütüphane değiştiriyordum. Bunu da tavsiye edebilirim. Eğer böyle sürekli aynı mekanda olmaktan sıkılan biriyseniz mekan değiştirebilirsiniz. Farklı kütüphaneler deneyimleyebilirsiniz. Bu şekilde benim iyiliklerim ve keşkelerim bunlardı. Eğer farklı içerik fikirleriniz varsa siz de bunları yoruma yazabilirsiniz. Siz de keşke ve iyiliklerinizi yoruma yazabilirsiniz 2024 tayfa için. O zaman kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.